Ve akıl çemberi kaldığı yerden devam ediyor efendim. Dış politikayı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye'ye olan eylemleri devam ediyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim de had safhada. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu. İzmir'i unutma dedi, tarihi unutma dedi ve Suriye'ye verdiği mesajı da yineledi. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Şimdi Yunanistan'daki Amerika üstlerini konuştuk. Sayın Pekin, sizinle devam edelim. Şimdi bu İzmir'i unutma diye seslenisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan basınında da geniş yankı bulmuştu. Ne olacak bu gerilim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Amerika'nın amacı Türkiye'yi kuşatmak mı sizce? Yani şöyle söyleyeyim, ben tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haritaya baktığımızda Türkiye'yi kuşatmasına gerek yok. Şunun için gerek yok. Kalkarım. Şunun için gerek yok. Türkiye'nin jeopolitik durumuna baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın, Türkiye yaşam, yani bu bölgede 85 milyon, bir hesaba göre, İngilizler hesaba göre 200 milyon kişi yaşayabilir diyorlar. Bu bölgede yaşamı sürdürebilmesi için Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti olarak hem Karadeniz'de, hem Ege'de, hem de Doğu Akdeniz'deki bütün deniz yollarında kontrol etmesi lazım. Ve bu yollarda, bu deniz yollarında da buraları kontrol etmek için yeteri kadar gemi bulundurması lazım. Yani Türkiye'nin jeopolitiği, deniz jeopolitiği bunu ilgilendiriyor. Yani... Ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu bildiği için, yani yaşamamız için bu şart. Amerika da bunu bildiği için şöyle yapıyor, yaptığı iş. Karadeniz'i kontrol edecek bir sistem bulmaya çalışıyor ama şu anda bulamadı. Boğazları çıkışını kontrol edecek, Ege'yi kontrol edecek bir sistem buldu. Burayı adalara yerleştirdi. Amaç adaları işgal etmek değildi ama bu bölgeyi Türkiye'nin kontrol etmesini engellemek istiyor. Ve Doğu Akdeniz'de de yine aynı şeyi yapıyor. İşte Kıbrıs konusunun nedeni bu. Mısır'a o kadar çok silah vermesinin, uçak vermesinin nedeni bu. Yine baktığımız zaman, hani değişen dünya sisteminden bahsettiler. Baktığımız zaman Midis diye geçiyor ama biz şeyden başlayalım. İsrail'den başlayıp, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan hattı var. Ve bu hatta ikinci bir hat, daha aşağıda Mısır ve İtalya hattı var. Şeye doğru, Sardunya'ya doğru İtalya hattı var. Yani Türkiye'yi denizlerden teşhit ediyor. Türkiye'yi karaya doğru itiyor. Yani bu konuşulanların amacı bu. Bir de güneyimizi kontrol etmek için burada bir devletçi kurmaya çalışıyor şurada. Bir PKK devletçi kurmaya çalışıyor. Bunun dışında Irak'ı nasıl kontrol ediyor diye baktığımızda, Irak'a yaptığı anayasada, ki bugün gördüğümüz o dağınıklığın nedeni de odur, çatışmaların nedeni de odur. Irak'a yaptığı anayasada Kürt gruplarını Bağdat'ta işte Cumhurbaşkanı yapıyor. Orada bir gücü var. Ondan sonra Necef'te bir gücü var. İşte Sadr gibi anayasada belirtilen işte başbakan şu olacak, başbakan Şiilerden olacak, Cumhurbaşkanı Kürtlerden olacak, Barzani taraftarı olacak, KYB taraftarı olmayacak, böyle bir şey var. Onun için de Bağdat'ı da böyle kontrol ediyor, yani Irak'ı da böyle kontrol ediyor istediği gibi. Dolayısıyla bunun amacı bu bölgede Türkiye'nin deniz yollarını kontrol etmek, deniz jeopolitiğini kontrol etmek, Türkiye'nin ticaretine ket vurmaktır ana amacı. Bunu yaptığı zaman zaten gelip de buraları işgal etmesine gerek yok. Buraya da bir Kürt devleti kurduğu zaman, bu bölgede işgal ettiği zaman bir tek yukarıda şey kalıyor, İran kalıyor. Şimdi... buna yönelik de önümüzdeki günlerde yaptığı çalışmalar var. Kafkasya'da yaptığı çalışmalar var. Kafkasya bölgesinde Ermenistan, Gürcistan'la birlikte çalışıyor. O bölgede Kazaklar dahil olmak üzere o bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor. Yani önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.
nasıl kontrol etmeye çalışıyor? Türkiye'nin şeyiyle, desteğiyle Azerbaycan'ın büyük bir zafer kazandı. Şanlı bir zafer kazandı gerçekten. Arkadaşım söylediği gibi. O zafer sonucunda Dağlık Karabağ işgal edilen bölge ele geçti ama Dağlık Karabağ'ın içerisinde bir etnik Ermeni grubu var. Astrak bölgesi var. O bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor. Amerika kontrol etmeye çalışıyor. Rusya kontrol etmeye çalışıyor. Hatta hatırlarsanız bu bölgeye Paşinyan'la görüşmek üzere İngiliz istihbaratından ve Amerikan'daki CIA'nin başkanı buralara geldi, bunlarla görüştü. Yani böyle bir çalışma var aynı zamanda. Biraz evvel yine Aray arkadaşım şeyden bahsetti, Afganistan'daki durumdan bahsetti. Yani baktığımız zaman orada da İran'ı, Belucistan, Pakistan, Afganistan üzerinden toparlamaya çalışıyor. Yani Hindistan'a kadar olan bölgeyi toparlamaya çalışıyor. Yani Türkiye, yani şu tertiplenmenin amacı Türkiye'yi işgal etmek değil. Türkiye'yi bu denizleri kullanamaz hale getirmek. Türkiye'yi eğer Karadeniz'e hapsetmek olarak bir taarruza bir şeye kalkar. Karaya hapset. Evet. Türkiye herhangi bir şeye kalkarsa diyelim ki o işte biraz evvel söylendi. 6 milli kava şeysi deniz kara suyunu 7 mile çıkarmak ya da 6500 karaya hapsetmek ya da 12 mile çıkarmak. Türkiye bunu savaş sebebi sayarım diyor. O zaman öyle bir şey Türkiye savaş sebebi sayıp deyip de Ege'de bir şey yapmaya kalktığı zaman bizim donanmamızı Boğaz önünden çıkarak veyahut da şeyde bulunan güneyde Aksas Karaş'ta bulunan, üstte bulunan donanmamızı imha etmeyi öngörüyorlar. Yani bizi aynen Çeşme'de olduğu gibi geçmişte, yine Navarin'de olduğu gibi ya da Sivas'ta olduğu yaptıkları gibi bizim donanmamızı ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Hesapları bu. Hava kuvvetleriyle de yerleşmelerin hesapları bu. Hava kuvvetleriyle bu bölgeye üsler kurmaların nedeni evet Rusya var ama bu bölgede Doğu Akdeniz'i kontrol etmektir. Ve Türkiye'nin Kıbrıs'a takviye göndermesini önlemektir. Yani böyle baktığımızda gerçekten Amerika öyle konuşlanmış. Yoksa Uşatma. Sayın Cumhurbaşkanı söylediği açık. Yani gelip de Türkiye'yi karadan böyle işgal edecek falan niyetleri yok. Onu bir defa yapmışlar zaten. Rezil oldular. Gerisin geriye çekildiler. İşte 9 Eylül'de denize döküldüler. Yani böyle bir bizim bölgemizde olmayı oyun böyle. Şu şey akla geliyor. Peki niye Dede Ağacı, evet Dede Ağaç bizim kara sınırımızın olduğu yer. Oraya koydular. Burası aynı zamanda biraz evvel Bulgaristan'dan, Romanya'dan bahsedildi. Bulgaristan, Romanya, Polonya bunların hepsi cephe ülkeleridir. Arkasında bunların Almanya var büyük bir çoğunlukla. Orta Avrupa ülkeleri var. Öyle geliyorlar. Dolayısıyla oralardaki Yunanistan'a yığınak yapmasının bir nedeni de budur. Yani bu bölgeden süratle cephe hattına yani Romanya'ya, Polonya'ya, Bulgaristan üzerinden belki işte Moldova'ya silah, tesisat, malzeme göndermektir. Ve bunlar buraya koydukları malzemelerin ayrıca mesela bir Tugay'ın malzemesini getirip buraya koyuyorlar. Eskiden bizim şeyde de vardı, İncilik'te de vardı. Ya da bir Tümer'in malzemesini getirip koyuyorlar. Sadece şey kalıyor, bir şey olduğu zaman Amerika'daki veya başka bir yerdeki birliklerini uçaklara bindiriyorlar, havaalanına indirip hemen onlara gidip o depoları açıyorlar ve tankları, işte tesisatı kullanıyor, mühimmatı alıyor ve harekata hazır bir birlik halinde devam ediyor. Ve bunların eğitimini yapıyorlar zaman zaman. Ve bunların NATO'da da ilgili planları var. Yani zaman zaman acil müdahale gücü gibi Türkiye'nin de dahil olduğu güçler var. Bunlar kullanılıyor. Ama buranın hedefi budur. Türkiye'yi şu Boğaz önü bakın dikkat ederseniz şuradaki gayri askeri statüdeki adalara yani amaç Boğaz önü adaları bunlar. Bunları şey yapmaktır. Bunları vasıtasıyla şu boğazın çıkışını kontrol etmektir. Çanakkale boğazının dışını kontrol etmektir. Dolayısıyla
Burada hem Rusya'nın %60-%65 civarındaki ihracatı ve ithalatı bu boğazlar üzerinden yapılıyor. Başka gidiş yerleri yok. Hem onu durdurmak hem de Türkiye'nin Karadeniz'den ya da Marmara'dan bizim üslerimiz belli yerde olduğu ana üslümüz Gölcük'te. Hem Marmara'dan şeye çıkışı, Ege'ye çıkışı hem de Boğazlar'dan Ege'ye çıkışı engellemeye çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi hatta Karadeniz'e de eğer becerebilselerdi belki daha farklı bir şey olur ama büyük bir ihtimalle bu savaşın sonunda hani diyoruz ya bu savaşın sonunda yani şeyle ilgili Ukrayna-Rusya savaşının sonunda biz belli alanları kontrol edebiliriz falan diye değerlendiriyoruz ama bu savaşın sonunda büyük ihtimalle biliyorsunuz evet Ruslarla şu anda işbirliği yapıyoruz. Birbirimize muhtacız. Geçmişte de işbirliği yapmışız. Yani İstiklal Savaşı sırasında bize çok yardımcı olmuşlar. Bir sürü şey vermişler. Silah, tesisat, malzeme olmak üzere. Ama bu arada Boğazlar'da da şeyi var. Yani yaptıkları anlaşmada Osmanlı İmparatorluğu paylaşımı konusunda yaptığı anlaşmada İstanbul bölgesi İstanbul'u onlar Çazgrad diyorlar. Çar'ın şehri. Orayı ve Boğazları onlara vermeyi teklif etmiş İngiltere. Düşünebiliyor musunuz? Yani Osmanlı İmparatorluğu parçalanması karşılığında Ruslara verdiği bu. Aynı şey tekrar başımıza gelebilir. O konuda da Türkiye'nin çok daha dikkatli olması lazım. Evet şimdi dostuz, her şey tamam. Milli konularda çıkarlar önemli. Onu hep biliyoruz. Milli menfaatler önemli. Ama bu Türkiye'yi buralarla ilgili plan yapmaktan, Türkiye'nin dikkatli olmasını gerektiren konularda tedbir almasını sağlamamız gerekiyor. Yani böyle baktığımız zaman durum budur. Yani önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle savaşın, tabii bir de şey daha söyleyeyim. Şu biraz evvel söylediğim hat vardı. O hattı evet. Biz şeye kadar uzatın, Batı Balkanlara kadar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği ülkeler var. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan. Orada Kosova ve diğer ülkeler de var, küçük küçük ülkeler. Şu Batı Balkanlar çok önemli. Bu Batı Balkanların tutulması gerekiyor. Batı Balkanların özellikleri, Türkiye'nin orada çok önemli şeyi var, yatırımı var. Hem şirket olarak, para olarak ama asıl yatırım şeye ait. Biraz evvel Hasan Bahçı Hocam söyledi, Almanlara ait. Anuluk'ta falan dahil olmak üzere İtalyanlar ve Almanlar çok büyük bir yatırım hacmine sahipler. Evet. Şu anda bölgede genelde Amerikan üsleri var. Amerikalılar çok sayıda birlik gönderdiler bölgeye. Yine mesela Kosova tam bir Amerikan cephaneliği. Yani Amerikan üsleriyle dolu. Dolayısıyla Amerika'nın hesabı sadece deniz yollarının kontrolü değil. Türkiye'nin bu bölgede hapsedilmesi ve Türkiye'nin kendi isteği doğrultusunda kullanılması. Yani genel amacıyla kuşatmak olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Evet yani Türkiye'yi mahrum edip şu hatlardan Türkiye'yi bir kara ülkesi olarak kullanmayı amaçlıyor. Bütün amacı budur. Ve bunun daha dışında belki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer beceremezlerse, mesela Fransa şu anda durumdan çok şikayetçi. Belki önümüzdeki günlerde kış geçtikten sonra Fransa'nın da dahil olmuş olduğu bir yeni bir sistem kurulabilir. Mesela şu anda sanırım ayın 8 Ekim veya 9 Ekim'de iki tane toplantı var Avrupa'da. Toplantısı. Avrupa siyasi toplulukları toplantısı. Bunun 9'undaki şeyine herhalde bizzat Avrupa Birliği'ne dahil olan başkanlar katılacak zirve toplantısına. Ondan bir gün evvel Türklerin de davetli olduğu 17 ülke katılıyor bu toplantıya. O toplantıda yani da mutlaka yeni bir adım içerisinde. Şunu da bakmamız lazım. Önümüzdeki olay yani NATO'nun dağılması, küçülmesi gibi şeyleri gündeme getirebilir ama asıl Avrupa savunmasında
Rusya'yı, yani Avrupa Güvenlik Mimarisi'nde Rusya'yı ve Türkiye'yi de içine alacak şekilde bir şey yapılabilir. Bir değişimler yapılabilir ama şu anda Avrupalıların Türkiye'yi dışladığını görüyoruz. Yani bunun nedenine iyi bakmamız lazım. Nedir amaçları? Yani aslında şu anda doğalgaz için, diğer şeyler için Türkiye'ye ihtiyaçları var. Evet, enerji krizine geleceğim. Türkiye'ye ihtiyaçları var. Sayın Pekin. Evet, çok büyük. Gerçekten Türkiye'ye çok fazla ihtiyaçları var. Ama buna rağmen Türkiye'yi devamlı göz ardı ediyorlar. Acaba nedeni Türk fobisi midir? Yoksa nedeni Türkiye'yi daha aza razı etmek midir? Bunun da incelenmesi lazım. Peki Sayın Pekin, konuşmaya devam edeceğiz ama İstanbul'daki sıcak gelişmeyi İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'dan dinleyeceğiz. Avcılar Şükrü Bey de 4 metrobüsün kazasını ekranlarınıza getirmiştik. 99 yaralıya ulaştı yaralı sayısı. Ne yazık ki şu anda elimize gelen bilgiler doğrultusunda şükürler olsun bir ölü haberi henüz gelmedi. Şimdi olayın detaylarını öğrenmek üzere İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ telefon attığımızda Sayın Uludağ, nedir detaylar İstanbul'daki o feci kazayla ilgili? Meltem Bozbey abi, iyi yayınlar. İstanbul trafiğini felç eden, kilitleyen o metrobüs kazası Avcılar Şükrü Bey'in metrobüs durağı yakınlarında saat 18.38 sıralarında iki metrobüsün çarpışmasıyla başladı. Ve iki karşı şeritten gelen metrobüse çarpmasıyla birlikte kaza meydana gelmişti. Hemen arkadan gelen diğer iki metrobüste bu kaza yapan metrobüslere çarpmıştı ve dört metrobüs kazaya karıştı. Tabii büyük bir kaza aslında bu. Çünkü 4 metrobüste akşam evine gitmeye çalışan yüzlerce vatandaş vardı. Ve bu kaza sonrası 99 kişi yaralandı. Bunlardan 50'si hemen olay sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ve geri kalan 49'da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti ve tedavi altına alındılar. Tabii büyük bir kaza ve hem D100 karayolunda hem de E5 karayolunda Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar ki bu metrobüs güzergahı tamamen insanlarla kaplandı. Metrobüsler hizmet alamayan yolcular metrobüslerden indiler. Çünkü yaklaşık 3 saatlik bir trafik kapanması yaşandı ve metrobüsler seferlerine devam edemedi. Bir yandan tabii yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bir yandan olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Sıkışan iki yolcu vardı. Onlar kurtarıldı ama diğer metrobüslerde tabii ki tıkanan yol nedeniyle seferlerini yapamadı ve bir anda D100 karayolu ve E5 karayolu Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadarki bölge tamamen insan seliyle doldu, taştı. İnsanlar yollara döküldü ve evlerine gitmeye çalışan insanlar kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldılar. Tabii önemli bir kaza, büyük bir kaza. Hemen Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattı ve olay adliyeye de taşınmış oldu. Tabii bu kaza neden oldu, nasıl oldu? Kaza krim ekipleri şimdi kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar. Detaylı bir çalışma yürütüyorlar. Kazanın neden olduğu ile ilgili adli olarak da hem de idare olarak da soruşturmalar devam edecek. Ancak ilginç şeyler de oldu. Tabii tam iş mesai bitimi, vatandaş evine gitmeye çalışıyordu, gidemiyordu ve yollar, karayolları yürüyen insanlarla dolu taşmıştı. Tabii bu durumda ilginç olaylar da oldu. İlçe belediyeleri bu vatandaşların yolda kalmaması için minibüsler, otobüsler kiralayıp bölgeye sevk ettiler ve bölgede bu bölge dediğimiz alanda gerçekten de geniş bir bölge. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören ve güzergah boyunca bütün ilçelerdeki yolcular alınıp evlerine ulaştırılmaya çalışıldı. Ve şu dakika itibariyle yol açıldı diyebiliriz. Yol trafiği açıldı ve insanlar evlerine ulaştırıldı. Tabii büyük bir kaza. 99 kişi bu kazada yaralandı. Ve biliyorsunuz son dönemlerde
metrobüs ve İETT otobüslerindeki kaza sayıları da çok artmaya başlamıştı. Peki bu kaza neden oldu? Bu kazanın neden olduğunu belirleyecek kişi de yarınki kaza kırım ekibi, hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçların teknik imkanlarını sorgulayacak, araştıracak ve kazanın sebebini de ortaya çıkaracak. 99 yaralı dedik ve Cumhuriyet Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kazayı adli olarak soruşturacak. Meltem Bozbeyoğlu. Peki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 99 yaralıdan söz ediyoruz. Çok büyük bir rakam. Buradan bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Peki Ben bir soru sorabilir miyim müsaade? Tabii buyurun. Nihat Bey iyi akşamlar. Görgü tanıkları ne diyor? Yani bu kazanın oluşumuyla ilgili oradaki görgü tanıkları, oradaki insanların kanaatlerini mutlaka öğrenmişsinizdir. Ne diyorlar, neden olmuş? Mutlaka kaza kırım raporuna itibar edeceğiz ama hani şu anki veriler de bu kazanın oluşumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? İlk önce Avcılar'dan Topkapı istikametine seyir halinde giden bir metrobüsün şoförünün kontrolden çıktığı, görgü tanıklarının beyanına göre kontrolden çıktığı, yalpalamaya başladığı, bir sağa bir sola zikzaklar çizmeye başladığı ve daha sonra karşı şeritten gelen başka bir metrobüse hızla çarptığını söylüyor görgü tanıkları. Yani bu kazanın oluşmasının arkasından da diğer metrobüslerin arkasından gelen diğer metrobüslerde tabii bu ani gelişen kaza nedeniyle duramayarak onlara çarpıyor ve böylece 4 metrobüsün kazaya karışmasıyla da 99 kişi yaralanıyor. Peki o ilk otobüs kazaya neden olan metrobüs şoförü neden direksiyon hakimiyetini kaybetti? Neden karşı şeride geçti? O metrobüsün içinde neler yaşandı? Tabii onu da tamamen teknik çalışmanın ardından belli olacak. Fakat görgü tanıklarının, olay yerindeki görgü tanıklarının ilk beyanına göre Avcılar'dan Topkapı istikametine giden metrobüsün yalpalamaya başladığı, yolda savrulmaya başladığı ve karşı şeritteki metrobüse çarptığı yönde bilgiler veriyorlar. Peki Sayın Uludağ, sizin hiç belediyeyle irtibata geçme şansınız oldu mu? Bir açıklama yapıldı mı? Evet, yaklaşık bir saat önce İETT'den, belediyeden bir açıklama yapıldı. Tabii İstanbul Valiliği yaralının 99 olduğunu açıkladı ama belediyeden, İBB'den yapılan açıklamaya göre yaralının 85 olduğu beyan edildi. Kazanın neden olduğu ile ilgili henüz teknik bir verinin olmadığı bilgisi paylaşıldı ve bir saat önce trafiğinde açılmasına az bir zaman kaldığını ve büyük bir oranda trafiğinde açıldığı yöne bir beyanat verdiler. Kazanın nedenini şekilde olduğu ile ilgili teknik bir veri paylaşılmadı henüz belediye tarafından. Peki Sayın Uludağ, teşekkür ediyoruz. İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ bize feci kazanın, İstanbul Avcılar'da yaşanan feci kazanın detaylarını aktardı. Tekrar edelim. Avcılar Şükrü Bey durağında akşam saatlerinde özellikle iş çıkış saatine denk gelmesi kazanın elbette facianın boyutunu biraz daha büyüttü. Çünkü metrobüsteki yolcu sayısı çok daha fazlaydı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Sayın Uludağ da aktardı. Şoför kontrolünü kaybetti ve bir anda kaza oldu. Aslında zincirleme kazaydı. İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu diğer iki metrobüs de kazaya karıştı. Şu anda aldığımız bilgilere göre 99 yaralı var. Büyük geçmiş olsun. Hakikaten inşallah da hayatını kaybeden olmaz. 99 çok büyük bir rakam. Dediğimiz gibi iş çıkış saatine denk gelmiş olması aslında facianın boyutunu bir kez daha arttırdı. Metrobüs kazaları son dönemde artmaya da başladı. 99 yaralı bir kez daha büyük geçmiş olsun diyelim ve soruşturmanın detaylarını yine ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve devam edelim. Buyurun Sayın Pekin, sizin sözünüzü bölmüştüm. Meltem Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Üç cümle. Şimdi şu konuya bakmamız gerekiyor. Şimdi dünyada şu anda deniz kuvvetli olarak Amerika Birleşik Devletleri çok üstün durumda. Yani Çin'i falan bir tarafa, Çin'de de var ama çok daha düşük hem performans hem sayı olarak bir tane uçak gemileri var. Şimdi Fransa, Pasifik'te Fransa'nın 2 milyon kilometre kare toprağı var.
Ve Fransız Deniz Kuvvetleri hem Akdeniz'e gelmek hem de Pasifik'teki adaları kontrol etmek için yeterli değil. Onun için Amerika'ya ihtiyaçları var. Yani böyle bir durum da ortada. İkincisi, İngiltere'nin toplam 30 tane muharip gemisi kalmış denizli hatlar dahil. 2 tane şeyi var, uçak gemisi var. Uçak gemilerini koruyacak gemileri yeterli değil. Uçak gemilerini korumak için, uçak gemisi görev kuvveti haline getirmek için yeteri kadar gemileri yok. Onun için Amerika ile birlikte hareket etmek durumundalar. Yani dünyada böyle bir şey de var. Bir başka konu da Afrika çok önemli bu konularla ilgili. Afrika'nın Afrika'da şu anda mücadele devam ediyor. Yani Afrika'da Çin, Rusya mı üstün gelecek yoksa Amerika ve Avrupa mı üstün gelecek? Eğer bu konuda ya iki taraftan biri Afrika'yı ele geçirirse, kontrol ederse o takdirde şey savaşının durması için, Ukrayna-Rusya savaşının durması için Rusya'nın Amerika ile görüşmelere başlayabileceğini ve muhtemelen bu görüşmelerde bizim bölgemizdeki hegemonik alanların, yani kim hangi bölgeden sorumlu olacak, bunların belirlenebileceğini ortaya koyuyor stratejistler. Ya ve şu anda bütün bu dünyada şey devam ediyor. Biz sadece olayları görüyoruz. Bir sis perdesi var. Büyük resim arkada yavaş yavaş teşkil edilmeye başlıyor. Türkiye'nin şu andaki dış politikasının hedefi de bu. Yani büyük resim görmek ve büyük resim oluşurken bizim kendi bölgemizde o şeyleri parçaları uygun yerlere koyacak şekilde dış politika yapmak gibi bir hedefimiz var. Şu anda Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Yani hem Kuzey Afrika'daki, hem Batı Balkanlar'daki, hem Rusya'daki, hem de Orta Asya ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini Türkiye'nin böyle görmemiz lazım. Aksi takdirde işi içinden çıkamayız. Onun için bu olayı da böyle görüp ona göre tedbir alması lazım Türkiye'nin. Yani kimin yanında olacak, hangi konuda kimi destekleyecek, illa birini desteklemek durumunda değiliz yani ömür boyu. Yani kompartman usulü var. Bazı konularda anlaşırsınız, bazı konularda anlaşamazsınız. Anlaştığınız konularda ilerlersiniz. Anlaşamadığınız evet. konularda karşı tarafı dengeye getirecek ittifaklar kurarsınız. Yani Türkiye şu anda bu aşamada önemli bir silahlı gücü var. Ama mutlaka Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlamalı ve donanmasını, buna uygun olarak hava kuvvetlerini muhafaza etmesi gerekiyor. Başka türlü bizi tam bir kara ülkesi yaparlar. Anadolu'ya doğru iterler. Hatta daha ileri doğru itebilirler. O bakımdan eğer büyük ülke olmak istiyorsak, güçlü ülke olmak istiyorsak, vatandaşımıza refah vermek istiyorsak mutlaka bu denizleri kontrol etmemiz lazım. Çünkü zenginlik gerçekten denizlerde ve deniz yollarında. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Peki. Abi olarak? Buyurun. Şimdi Sayın Komutanımın bıraktığı yerden ben de müsaadenizle bir iki hususu ilave etmek isterim. Şu olayı yani yaklaşık bir saattir tartıştığımız, konuştuğumuz olayı zaten Türk devlet aklı biliyor. Farkında. Evet. Yani büyük resmi görmeden herhangi bir yerde bir şey olmak istemiyor. O yüzden denge eksenli aktif tarafsızlık politikasına devam ediyor. Yani biz Rusya ile de mücadele ediyoruz ama işbirliği de yapıyoruz. Amerika ile de mücadele ediyoruz ama işbirliği de yapıyoruz. Avrupa ile de aynı şekilde. Şimdi ben burada şeyi bahsetmek isteyeceğim. Yani Türk savunma sanayinin bir mantığı var. Ve Türk savunma sanayi işte aslında şu anki bize yönelik hem küresel hem de bölgesel tehditleri karşılayacak zeminlerde geliştiriliyor. Dikkat edin, her yönde değil. Bu zeminlerde nedir? Bir, deniz kuvvetleri güçlendiriliyor. Ada sınıfı hücum botlar yapılıyor, bakınız. İşte TCG Anadolu uçak gemisi evet. ve F-35'in yerine şimdi TİHA'lar oraya konuşlandırılıyor. Her ay, hatırladığım kadarıyla her ay bildiğim kadarıyla bir hücum bot ve gemi yapılıyor. Aynı şekilde denizaltı projeleri yürütülüyor. Bu deniz kuvvetleri açısından. Daha var deniz karakol uçakları, helikopterler vesaire. İkincisi, hava kuvvetleri güçlendirilmeye çalışılıyor. Bakınız
Yani bir uçak yapmak hiç kolay değil ama 18 Mart 2023 tarihinde Turkish Fighter X dediğimiz uçak, yani milli muharip uçak hangardan üretilmiş olarak çıkacak ve testlere başlayacak. Ama bunun arasında dikkat edin ne oldu? İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar ve Kızıl Elma üretildi. Bakın bunlar da savunma sanayide son yıllarda çok ama güzel. Şöyle, bunun bir mantığı var, onu arz etmek istiyorum. Evet, çok önemli mesafe aldık ama bu gelişi güzel ya da işte gelişelim diye değil. Bölgesel tehditlere, küresel tehditlere cevap verecek alanlarda bu gelişimler sağlanıyor. İşte bakarsanız mesela İHA'lar ilk klasiktir, konvansiyoneldir. SİHA'lar aynı zamanda yapay zekadır. Bakınız TİHA'lar yapay zeka teknolojisidir. Kızıl Elma robot uçaktır. Yani neredeyse belli alanlarda, belli konularda, belli seviyelerde kendi kendini tamir edecek bir yeteneği var. F-16'ların yerini alacak. Şimdi bir... işte Turkish Fighter X de bu şeyde. Yani çok önemli bir aşamada. Bakın ne dedik? Deniz kuvveti dedik. Ne dedik? Hava kuvveti. Bir de siz bunları biraz önce Sayın Komutanım da belirttiği gibi yani Ege'de, Akdeniz'de ya da Libya'da ya da uluslararası sularda, muharip görevlerde ya da NATO görevlerinde kullanmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerine sahip olmanız lazım ki bakınız ne oldu? Önce alçak irtifa hava savunma sistemleri yapıldı Türkiye'de. Daha düne kadar Stinger'lar üzerinden Amerika'ya bağımlıydık. Türkiye'de bir tane bile hava savunma, milli hava savunma sistemi yoktu. Yapıldı. Hem de Stinger'ların menzili 5 kilometreyken şu an 10 kilometrenin üzerinde milli alçak irtifa hava savunma sistemleri yapıldı. Sonra ne oldu? Orta irtifa hava savunma sistemleri geçildi. Hisar O+. Bakınız. Sonra ne oldu? Tam da S-300 füzelerinin bizim F-16'ları taciz ettiği günden bir gün önce çok önemli bir şey oldu. Yüksek irtifa hava savunma sistemimiz olan gelecekte S-400'ün yerini de alacak olan Siper füzesinin deneme atışı yapıldı ve 100 kilometreden hedefini vurdu. Yani 3 ana kategoride Türkiye'nin aslında baktığımızda hava savunma sanayini geliştirdiğini görüyoruz. 1- Deniz kuvvetleri, 2- Hava kuvvetleri, 3- Hava savunma sistemleri. Ha, diğerleri de geliştiriliyor ama öncelik bundadır. Bu neden diye baktığınızda demin ki işte bir saat tartıştığımız bölgesel ve küresel tehditlere karşı cevap verebilmek için. Buyurun komutanım. Bir şey daha ilave edersen çok tabii, şey buyurun komutanım belki. Benim eksik kaldığım yer olabilir sistemleri. Tabii ki. Buyurun siz tamam. Estağfurullah. İstihbarat sistemleri, istihbarat, elektronik istihbarat ve istihbarat sistemleri. Yani bunlar, bu evet, olmadan tamamlayıcı. Zaten olmaz yani. Evet, doğru. Yani çünkü zaten bu teknolojiler aslında değil mi komutanım? Yani baktığımızda uzay teknolojilerinin evet. de altyapısını oluşturuyor. Evet. Yani bunlarda belli bir seviyeye ulaştığımızda yarın bir gün artık onun tarihini tam kestiremiyoruz ama uzay teknolojileri, uzay ya gidecek uzayda varlığımızı sağlayacak teknolojilerin de zemini deniz, hava ve hem işte istihbarat sistemleri ve savunma füze sistemleri üzerinden oluşturuluyor efendim. Yani bu bir mimari. Bu mimariyi de Türkiye gerçekten çok başarılı şekilde yapıyor. Son cümlemi söyleyeyim. Şimdi bunlar düşünüldüğünde evet biz deminden beri aslında hem Sayın Komutanımızın hem Hasan Hocamız olsun yani Amerika'nın, Yunanistan'ın ve işte hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın aslında güvenlik anlayışlarının bize olan etkilerini ve olası bize karşı senaryolarını yani niyetlerini açıkladık. Bakınız buradan bunlar yapabilecek diye bir şey çıkmasın sakın ha. Evet. Yani çünkü Türkiye'nin elinde öyle güçlü imkanlar var ve öyle stratejileri üretip oluşturuyor ki şöyle söyleyeyim eğer bu hızla biz devam eder. Kararlılığımızı ve hazırlık seviyemizi yüksek tutarsak bu emperyalist planlarda kesinlikle ve kesinlikle boşa çıkacaktır. Peki.